Anadolu Üniversitesi 2. Yarıyıl Bahar Dönemi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Borçlar Hukuku 2022 Vize Ara Sınavı. Soru 1. Türk borçlar hukukunda verilen sözün tutulması gerektiğini öngören ilkeye ne ad verilir? A. Ahde vefa, B. Sözleşme özgürlüğü, C. Haklı beklentinin korunması, D. Mutlaklık, E. Nispilik. Doğru cevap A. Ahde vefa. Soru 2. Türünün niteliklerini taşıyan ve kural olarak ölçme, tartma veya sayma ile belirli hale gelen şeylere ne ad verilir? A. Parça borcu, B. Misli eşya, C. Tür borcu, D. Nitelikli eşya, E. Cins borcu. Doğru cevap B. Misli eşya. Soru 3. Aşağıdakilerden hangisi borçlar kanunu dışındaki özel kanunlarla düzenlenen sözleşme tiplerinden biridir? A. Avukatlık, B. Vekalet, C. Trampa, D. Satış, E. Hizmet. Doğru cevap A. Avukatlık. Soru 4. Aşağıdakilerden hangisi tek taraflı hukuki işlemlerden biridir? A. Eser, B. Bağışlama, C. Kefalet, D. Vekalet, E. Vakıf kurma. Doğru cevap E. Vakıf kurma. Soru 5. Sözleşme özgürlüğünün görünüm şekillerinden birini oluşturan ve kişinin sözleşme konusunu dilediği gibi belirleme ve düzenleme özgürlüğü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? A. Tip serbestisi, B. Belirleme serbestisi, C. Şekil serbestisi, D. Sözleşme yapıp yapmama serbestisi, E. Konu serbestisi. Doğru cevap A. Tip serbestisi. Soru 6. Kişinin ekonomik geleceğini biçimlendirme imkanını elinden alan, ekonomik varlığını tehlikeye atan sözleşme türüne ne ad verilir? A. Bağlayıcı sözleşme, B. Kelepçeleme sözleşmesi, C. Ekonomik sözleşme, D. Kefalet sözleşmesi, E. Vekalet sözleşmesi. Doğru cevap B. Kelepçeleme sözleşmesi. Soru 7. A. B'ye yapmak istediği satış veya kiralama önerisini yanlışlıkla C'ye gönderirse aşağıdaki yanılma hallerinden hangisi söz konusudur? A. Konuda yanılma, B. Miktarda yanılma, C. Kimlikte yanılma, D. Sözleşmenin niteliğinde yanılma, E. Sözleşmenin tarafında yanılma. Doğru cevap E. Sözleşmenin tarafında yanılma. Soru 8. El yazılı vasiyetname ile kefalet sözleşmelerinin geçerliliği, kanun gereği sözleşmede bulunması zorunlu tutulan bazı şartların varlığına tabi tutulduğu için bu sözleşmeler nokta nokta tabidir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi doğru şekilde tamamlar? A. El yazılı şekle, B. Kanuni yazılı şekle, C. Nitelikli yazılı şekle, D. Adi yazılı şekle, E. Resmi şekle. Doğru cevap C. Nitelikli yazılı şekle. Soru 9. Aşağıdakilerden hangisi kanunla geçerlilik şekli öngörülmesindeki amaçlardan biri değildir? A. Bir ispat aracı sağlamak, B. Dışarıya karşı bir ilan duyuru işlevi görmek, C. Davanın işleyişini kolaylaştırmak, D. Davanın sonucunu belirginleştirmek, E. Sözleşme görüşmeleri ile sözleşmenin kuruluşu arasında açık bir sınır çizmek. Doğru cevap D. Davanın sonucunu belirginleştirmek. Soru 10. Hukuk işlemin konusunun emredici hukuk kurallarına, kamu düzenine, genel ahlaka ve kişilik haklarına aykırı olmasına bağlanan hukuki sonuç aşağıdakilerden hangisidir? A. Yokluk, B. Askıda geçersizlik, C. Nispi butlan, D. Kesin hükümsüzlük, E. İptal edilebilirlik. Doğru cevap D. Kesin hükümsüzlük. Soru 11. Hukuka aykırı fiile bizzat maruz kalmadığı halde mal varlığında eksilme meydana gelen üçüncü kişilerin uğradığı zarar aşağıdakilerden hangisidir? A. Müstakbel zarar,
B. Yansıma zarar. C. Fiili zarar. D. Dolaylı zarar. E. Muhtemel zarar. Doğru cevap B. Yansıma zarar. Soru 12. Aşağıdakilerden hangisi medeni kanunda düzenlenen kusursuz sorumluluk hallerinden biridir? A. Motorlu taşıt araçlarını işletenlerin sorumluluğu. B. Sivil hava araçlarını işletenlerin sorumluluğu. C. Taşınmaz malikinin sorumluluğu. D. Çevreyi kirletenlerin sorumluluğu. E. Ayırt etme gücü bulunmayanların sorumluluğu. Doğru cevap C. Taşınmaz malikinin sorumluluğu. Soru 13. Haksız fiil sebebiyle tazminat alacağı mağdurun zararı ve tazminat yükümlüsünü öğrendiği tarihten itibaren kaç yıllık zaman aşımına tabidir? A. 1, B. 2, C. 3, D. 5, E. 10. Doğru cevap B. 2. Soru 14. Hukuka uygunluk sebeplerinden zarar görenin rızası ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Hukukun emredici kurallarına uygun biçimde verilmelidir. B. Hukukun çizdiği sınırlar içinde olmalıdır. C. Ahlaka uygun biçimde verilmelidir. D. Rızayı gösteren kişi ayırt etme gücüne sahip olmalıdır. E. Fiil gerçekleştirildikten sonra verilmelidir. Doğru cevap E. Fiil gerçekleştirildikten sonra verilmelidir. Soru 15. Mağdurun haksız fiil nedeniyle elde ettiği yararların zarar miktarından düşülmesi, mahsup edilmesi işlemine ne ad verilir? A. Zararın düşülmesi. B. Mahsup. C. Denkleştirme. D. Zararın giderilmesi. E. Takas. Doğru cevap C. Denkleştirme. Soru 16. Vekaletsiz iş görmeden kaynaklanan alacak hakkının tabi olduğu zaman aşımı süresi kaç yıldır? A. 1, B. 2, C. 5, D. 10, E. 20. Doğru cevap D. 10. Soru 17. Malın varlığını sürdürmesi ve koruması için veya işlevini sürdürmesi için yapılması gerekli olan masraflar aşağıdakilerden hangisidir? A. Yararlı giderler. B. Lüks giderler. C. Objektif giderler. D. Zorunlu giderler. E. Subjektif giderler. Doğru cevap D. Zorunlu giderler. Soru 18. Aşağıdakilerden hangisi hukuka aykırılığı ortadan kaldıran hallerden biri değildir? A. Haksız tahrik. B. Zorunluluk hali. C. Kamusal ve üstün nitelikli özel yarar. D. Kanunun verdiği yetkinin kullanılması. E. Zarar görenin rızası. Doğru cevap A. Haksız tahrik. Soru 19. Aşağıdakilerden hangisi vekaletsiz iş görmenin şartlarından biri değildir? A. Görülen işin başkasının işi olması. B. Bir işin görülmesi. C. İşin sözleşmeden kaynaklanması. D. İşin görülmesi için vekalet olmaması. E. İş görme iradesi. Doğru cevap C. İşin sözleşmeden kaynaklanması. Soru 20. Aşağıdakilerden hangisi sona ermiş sebebe dayalı ifa şeklinde meydana gelen sebepsiz zenginleşme hallerinden biridir? A. Büyükbaş hayvanın komşunun tarlasında otlaması. B. Rüzgar nedeniyle hasatın komşununki ile birleşmesi. C. Başkasının arabasının onarılması. D. Başkasının tarlasının yanlışlıkla biçilmesi. E. Feshedilmiş sözleşmeye dayanarak yapılan ödeme. Doğru cevap E. Feshedilmiş sözleşmeye dayanarak yapılan ödeme. Sınavınızda başarılar dilerim. Abonem olmayı, beğen ve yorum yapmayı unutmayalım.